Evde buzlanmadan kolayca harika vanilyalı dondurma. 1 su bardağı soğuk süt. 1 paket 200 ml sıvı krema. 2 yemek kaşığı toz şeker. Ve 1 paket de vanilya. Büyük bir kasenin içerisine bolca buz koyuyoruz ve 8 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyoruz. Buzla tuz reaksiyona giriyor ve ortaya gayet soğuk bir ortam çıkıyor. Bütün malzemelerin olduğu kaseyi ortasına koyuyoruz ve bir güzel aralıklarla çırpıyoruz. İşte gayet güzel kıvam aldı. Artık kapağını kapatıp dipfrize kaldırıyoruz ve 2-3 saat dipfrizde bekletiyoruz. İşte dondurmamız hazır bile görüyorsunuz. Dipfrizden çıktı. Gayet sert ama asla buzlu değil. Mis gibi kaymaklı dondurma. İşte evde yapmak bu kadar kolay. Çilekli çikolatalı muzlu dondurma. Bir büyük fincan dondurulmuş çileği doğrayıcıma koyuyorum. Üzerine de bir Türk kahve fincanı yoğunlaştırılmış süt, yani kondens milk ilave ediyorum. Doğrayıcıdan geçiriyorum ve dondurmam hazır bile. Daha sonra başka bir kaba alıp dipfrizde 5 saat soğutuyorum. İşte bu kadar. İşte çilekli dondurmam dipfrizden çıktı. Asla buzlanmamış ve gerçekten çok lezzetli ve doğal bir lezzet. İstediğiniz meyvelerle yapabilirsiniz. Yoğunlaştırılmış süt tarifimi de kanalımda bulabilirsiniz. Sıra geldi muzlu çikolatalıya. Yine büyük bir fincan dondurulmuş muz kullanıyorum. Muzun üzerine 2 yemek kaşığı şöyle dolu dolu kakao koyuyorum. Ve yine bir Türk kahve fincanı yoğunlaştırılmış sütü ilave edip bir güzel çekiyorum. Yine bir kaba alıp 5 saat dipfrizde bekletiyorum. İşte bu kadar. Hem sağlıklı hem lezzetli şipşak çikolatalı muzlu dondurmam da hazır. Buz gibi karpuz dondurma. Bir küçük kase karpuz robottan geçirip püre haline getiriyoruz. Çubuk dondurma aparatlarına karpuz püresini pay ediyorum şöyle. Bardak da kullanabilirsiniz, kağıt bardak da kullanabilirsiniz eğer böyle bir aparatınız yoksa. Şöyle damla çikolatalardan çekirdekleri olsun diye birazcık karpuz püresine karıştırıyorum. Üzerlerini streç filmliyorum ve çubuk takıyorum ve dondurucuya gönderiyorum karpuz püresi kısmı donsun diye. Donan kırmızı kısma azıcık süt ilave ediyorum. O da beyaz kısmını oluşturacak. 2 tane kiviyi de püre haline getiriyorum. Donmuş sütün üzerine de püre kiviyi koyuyorum. O da kabuğunu oluşturacak. İşte hepsi dondu ve karpuz şeklindeki çubuk dondurmalarım hazır. Şöyle elimde biraz ısıttığım zaman kolayca çıkıyor. Dediğim gibi kağıt, karton bir bardakta kullanabilirsiniz eğer böyle bir aparatınız yoksa. İşte bakar mısınız? Hem sağlıklı hem de leziz buz gibi iç ferahlatan karpuz dondurmam hazır bile. Sinemaların vazgeçilmezi Alaska Frigo. Bir litre süt, 1,5 bardak toz şeker, 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakao ve şimdi hepsini muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Muhallebi kıvamına geldikten sonra 2 paket vanilya, 2 yemek kaşığı tereyağı, 100 gram da çikolata. Hepsini karıştırıyoruz ve frigomuz hazır bile. Dikdörtgen kabımı suyla ıslattım rahat çıkabilsin diye. Şöyle döküyorum. Oda sıcaklığında bekleyecek. Daha sonra da en az 3-4 saat dipfrizde bekleyecek. Güzelce soğuyacak.
Hedefinizden çıktıktan sonra birkaç dakika kesebilmek için, daha rahat kesebilmek için biraz bekletiyorum ve dikdörtgen şekilde aynı frigonun şeklinde güzelce kesiyorum. Orijinalinde olduğu gibi uçlarını daha rahat yiyebilmek için folyo kağıtla sarıyorum. İşte afiyetle yiyebiliriz. Alaska frigomuz hazır. Buz gibi Alaska frigo.